Çok beklettim. Murat Çelik buyurun efendim. Kusura bakmayın, beklettik bir hayli. Yo yo, estağfurullah. Ben de söz sırası bana geldi. Herkese iyi bir sene dileyerek, umarım iyi olur diyerek, çok iyimser olmamakla birlikte adet yerini bulsun. Güzel bir sene olsun hepimiz için. Çünkü 2021 gerçekten her anlamda çok zorlu bir sene oldu. Bizim program başlamadan önce Habertürk bir 2021 almanağı gibi bir program yapmıştı, neler oldu diye. Ne kadar çok insan kaybetmişiz, ne kadar çok insan veda etmiş bu dünyaya, ne kadar kıymetli insan, onları da gördüm. Evet, çok gerçekten. Şimdi şöyle bir sıkıntı var gördüğüm kadarıyla. Günü konuşuyoruz, hep günü konuşuyoruz ama çok yakın geçmişi unutuyoruz, çok yakın geleceğe bile bakmıyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Çünkü şimdi bu işler ne zaman başladı diye şöyle bir geriye döndüğünüzde o kadar bir bombardıman altında yaşıyoruz ki, gündem bombardımanı altında yaşıyoruz ki, hani unutuyoruz bazı şeyleri gerçekten. Şöyle Ekim'in ortalarından itibaren içinde bulunduğumuz dönemin ağırlığı iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Aslında hani ekonomideki tehlike çanları, bir anlamda ön alarm zilleri vesaire ta 2020'den beri geliyor. Hani sadece doğrudan pandeminin etkisi değil, pandemi de onun üzerine eklendi vesaire. Neyse, sonuç olarak uzatmadan geleyim. 2021'in Ekim ayı ortaları itibariyle işte kurdaki artış, ekonomi yönetiminin faiz düşürme ısrarı Merkez Bankası'nın, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vesaire. Sonuçta geldiğimiz nokta itibariyle bakıyorsunuz piyasa bir anda allak bullak oldu. Şimdi de o piyasanın işte bir şekilde suların durulmasını, bu tozun bir şekilde ortadan kalkmasını bekliyoruz. Ama kolay değil. Niye kolay değil? Çünkü Ekim sonu, Kasım başı itibariyle reel piyasanın temsilcileriyle konuştuğumuzda, biz yayınlarda ya da yazılarda hep bundan da bahsediyorduk aslında, unutuyoruz dediğim o. Kur bir anda arttığında biz zannediyoruz ki, ya da birileri belki zannediyor ki, hani kur arttı, hemen yarın fiyatlara bambaşka yansıyacak. Kur biraz düştü, hemen yarın fiyatlar düşecek. Öyle bir şey değil. Fiyatların oturmasında, daha doğrusu kurun, başta kur olmak üzere maliyet artışlarının fiyatlara, etiketlere yansıması bir zaman alıyor. Dolayısıyla yani fırsatçıları bunun dışında tutuyorum. İşin doğal akışından bahsediyorum. Hani ama biz işi sadece stokçular var, fırsatçılar var vesaire deyip hayat pahalılığını sadece onların sırtına yüklediğimiz zaman da işin gerçeğinden uzaklaşmış oluyoruz maalesef. Piyasanın bir de kendi içinde dengeleri var. Üreticiden toptancısına, yani özellikle gıda sektöründe, toptancıdan da perakendeciye, oradan biz vatandaşlara, son tüketiciye kadar gelen o zincirde fiyatlar belli bir zaman içinde oluşuyor. Yani artış da belli bir zaman içinde oluyor. Evet, artış daha hızlı oluyor elbette ama hani indirim beklentisi şöyle yanlış. Burada hani bir felaket tellallığı yapmak istemem ama hani kur düştü, hadi bakalım etiketler niye düşmüyor? Ya bunu yetkililer bile söylüyor. Yani bunu yetkililer bilmiyorsa kim bilecek Allah aşkına? Yani bir anda kur düştü. İşte bir de şöyle bir şey var tabii. 18'i hep ağzımız alıştı. 18 ve 12'yi. 18 o bir pik noktasıydı ve orada aslında çok az bir gün, iki günlük bir dönem o. Yani işte 16-17'ler dolar için söylüyorum. Diğer tarafta da işte 11-12'ler diye düşünebiliriz. Ama biraz öncesine bakın, tarihlere şöyle bir baktım yayına gelmeden önce. Kasım'da mesela, 22 Kasım'da yine bugünkü seviyesindeymiş kur aslına bakarsanız. Yani bir ayı geçmiş, 5 hafta, hatta neredeyse 1,5 aya yaklaşıyor. Yani 13'lerdeymiş, sonra bir yükseliş var ama onun öncesine dönüp baktığınızda Ekim başında 8 lira civarındaydı dolar. Yani bugün geldiğimiz nokta itibariyle 2 ay, 2,5 ay öncesini zaten %50 üstünde bir kurla yaşıyoruz. Ve bu bütün maliyetlere yansıyor. Zamlar öyle. Şimdi 18'den 12'ye düştü, akaryakıt niye düşmedi vesaire dendiğinde akaryakıttaki düşüş pompaya yansımadı, biliyorsunuz, pompa fiyatlarına yansımadı. Neden dedik? Çünkü işte ÖTV'de eksik kalan kısım oradan tamamlanıyor vesaire. Şimdi iş geliyor vatandaşın devlete olan güvenine dayanıyor. Ben size bunu söyleyebilirim. Yani her konuda bu böyle. Hani
İşte orada Ersan Hoca var, hani hukukla ilgili söylediklerini hepimiz biliyoruz. Adalet başta olmak üzere, bu da aslında bir anlamda bir adalet konusu. Yani fiyatlarda bir adalet veya bu sistemin adil bir şekilde denetlenmesi ve biz tüketicilere bir şekilde hakkımız olmayacak şekilde yansımaması. Dolayısıyla burada devlete olan güvenle ilgili, ama siz şimdi baktığınız zaman devletin, ne bileyim işte, siz İstanbul'da yaşayanlar daha çok biliyorsunuz. Köprüde programı açarken söylediniz. Hani tek geçişte 13 lira, 13 küsür lira olan ne kadar demiştiniz? 13.25. Tamam. 13 lira 25'ti. Şimdi tek geçiş 8.25. Yani böyle bir küçük oyunla, ama 16.50'ye yükselen bir durum var. Ve bir de daha öncesinde orada yapılan taklar ve oradaki işte elektronik sistemler yapılırken birçok insan bunun, yine eskiden öyleydi, ben de biliyorum. Yani Avrupa'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ayrı ayrı işlem yapılıyordu. O sisteme dönülecek diyenler olduğunda da o dönem yetkililer hayır, bu güvenlik gerekçesiyle yapılıyor vesaire diye açıklamalar yapmıştı. İşte bütün bunlar o bahsettiğim devlete olan güveni zedeleyen konular. Veya işte yılbaşı gecesi tam 12'de, hani ne olursa olsun bir umuttur işte, ama artık baktığınızda o işte 19, 8, 7, 6, 0'a kadar geri sayıp da yeni yıla girerken bir bakıyorsunuz aslında zamlara geri saymışsınız. Ve hani ağzınızın tadı iyiden iyiye kaçıyor. Zaten olmayan tadı iyiden iyiye kaçıyor. Şimdi bütün bunların içinde baktığınızda Faruk Bey kendi konuşma bölümünde şunu söyledi. Sistemle ilgili, sokaktaki insan sistemden yakınıyor dedi. Bu ülke yönetim sistemini değiştirdi. Ve şimdi AK Parti ile ilgili, AK Parti artık neden AK Parti ile ilgili? Çünkü ülkeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiyor. Onun kabinesi yönetiyor. AK Parti'nin de genel başkanı. Şimdi buraya bir eski AK Parti milletvekili, halihazırda MKYK üyesi Şamil Tayyar, bizim de eski meslektaşımız, Ankara'dan tanıdığımız bir isim. Zaman zaman böyle sivri çıkışları olur veya parti içinde aykırı görüşleri olur. Bugün yaptığı, bizim programa buraya yaptığı açıklama gerçekten çok dikkat çekici. Yani parti içinde özellikle sordum, hani kastettiği biri mi var diye. İsim vermekten imtina etti, ama parti içindeki bazı kişilerden rahatsızlığını hiç gizlemedi ve üstüne üstlük MKYK toplantılarında da bu görüşlerini seslendirdiğini söyledi. Hani Şamil Tayyar seslendiriyordur da, acaba MKYK'da bu nasıl yankı buluyordur, ne cevap alıyordur Şamil Tayyar, ya da kendi konuşup hiçbir tepki alamadan bir sonraki toplantıyı mı bekliyordur, onu merak ediyorum. Son cümle şunu söyleyeceğim. Şimdi bakın, Şamil Tayyar'ın sözlerinden sonra daha da bunu tamamlayacak daha ileri bir noktayı söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yine bir programda konuşmuştuk, ne zaman? 23 Aralık'ta, yani işte yaklaşık bir hafta önce, 7-8 gün önce Kızılcahamam'da belediye başkanlarına, partisinin belediye başkanlarına yaptığı bir toplantı var. Orada bir konuşması vardı. Çok ses getirmişti. Bugün de yine partisinin teşkilat akademisine hitaben, akademisinde yine teşkilata hitaben, bakın yerel yönetimlere ve teşkilata hitaben yaptığı iki açıklama var. Bunları alt alta koyduğunuz zaman Erdoğan bugün diyor ki, sıcak ondan başlayalım. Milletle irtibatını kopartan, milletin gönül defterinden silinen bir siyasi hareketi ayakta tutabilecek hiçbir güç yoktur diyor. Bunu konuşmanın bütününe baktığınızda muhalefet partilerini hedef alarak söylüyormuş gibi algılayabilirsiniz. Ama bir hafta önce Kızılcahamam'da yerel yöneticilerin yaptığı konuşmayla birlikte okuduğunuzda aslında Erdoğan'ın bunu bir genel prensip olarak seslendirdiğini ve aslında kendi partisinin içine de bir mesaj verdiğini ben öyle okuyorum en azından. Çünkü belediye başkanlarına da şunu söylemişti: hiçbir AK Parti belediyesi için şaibe konuşulmamalıdır. İmar planlarından bindiğiniz araca, ihalelerden özel hayatınıza kadar her konuda kendinize ve bize söz getirecek en küçük bir şüpheye, en küçük bir lüks, şatafat, israf, kibir görüntüsüne meydan vermemelisiniz. Şimdi bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı, kendi partisine söylüyor. Şamil Tayyar'ın sözlerini de üzerine ekliyorum. AK Parti'nin sorunları aynı zamanda Türkiye'nin de sorunları olduğu için, doğrudan yönetime yansıdığı için hepimizi çok ilgilendiriyor. Ben biraz da böyle okuyorum açıkçası tabloyu. Efendim teşekkür